Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün itibariyle Ensar TV'de yarımşar saatlik dersler şeklinde hadis sohbetleri diye bir derse başlıyoruz inşallah. Bu ilk dersimizde hadisin genel mahiyeti üzerinde bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine verdiği değeri, Allah katında Peygamberimizin konumunu ifade eder mahiyette. Daha çok da ayet-i kerimelere dayalı olarak bazı malumat sunmaya çalışacağım. Bilindiği üzere İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Biri Allah'ın kitabıdır, öbürü Resul-i Ekrem'in sünnetidir. İslam bunlarla ayakta duran bir dindir. Varlığını bunlara borçlu olan bir din. Eğer bu din hurafelerden uzak, sağlıklı ve sahih bir şekilde kıyamete kadar devam edecek ise bu iki kaynağın da devam etmesi gerekir. Hem Kur'an'ın hem de Peygamberimizin sünnetinin. Yüce Allah'ın göndermiş olduğu son ve en kamil dinin iki kaynağından birini koruyup öbürünü kayba mahkum etmesi herhalde Cenab-ı Hakk'ın iradesine uygun düşmez. Bununla birlikte her şeyde olduğu gibi eleştiri dini ahkam içinde söz konusudur. Hiç şüphesiz bütün ilimlerin temelidir eleştiri. Ancak bunun da mutlaka bir ölçüsü olması icap eder. Şimdi bu ölçüyü Peygamberimizin hadislerine uyarladığımızda gözü kapalı bir eleştiriyi makul görmek mümkün değildir bu konuda. Resul-i Ekrem'in hadisleri konusunda. Ancak bununla birlikte hiçbir şeyi eleştirmeden her rivayeti gözü kapalı kabul etmek de makul değildir, doğru değildir. Zira şüphe ve eleştiri ilmin en temel kuralıdır. Eğer eleştiriyi mutlak anlamda merkeze alırsak, alemde, yeryüzünde Allah ve Kur'an da dahil olmak üzere eleştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla eleştiride adil olmak gerekir, ölçülü olmak gerekir, insaflı olmak gerekir. Mutlak eleştiriyi hadise tatbik edecek olursak, bu bizi mütevatir de olsa her hadisi reddetmeye götürebilir. Öte yandan kendi mantalitemize, değer yargılarımıza uygun düştüğü için son derece zayıf, uydurmaya yakın bir hadisi delil kabul etmeye de sevk edebilir. İmani açıdan meseleye baktığımızda şunu söylemek yanlış olmaz zannederim. Mutlak eleştiri anlayışının ucu, Allah'ın kelamını eleştirmek sonucuna da varmamalıdır. Şunu da unutmamak gerekir. Hadisi söyleyen ağız ile Kur'an'ı nakleden ağız da aynı ağızdır. Usul kriterleri açısından sıhhat şartlarını taşıyan bir rivayeti gözü kapalı Kur'an'a ve akla aykırı görmeden önce onu anlamaya çalışmak da bilimsel bir anlayışı ifade eder. Çünkü hadisi akla ve Kur'an'a aykırı görmekte bazı yanılgılarımız sebep olmuş olabilir.
mesela kendi anlayışımızla, dünya görüşümüzle uyuşmadığı için hadisi öyle anlamış olma ihtimalimiz vardır. Veya çok sathi bir değerlendirme ile yetindiğimiz için ilk bakışta hadisin akla ve Kur'an'a aykırı görme ihtimalimiz vardır. Yahut da konjonktürel değerler itibariyle veya hakim kültür ile şekillenmiş olan zihin yapımızda meydana gelen algılama farklılığı yüzünden böyle bir anlayışa gitmiş olma ihtimali vardır. Bugün itibariyle hiç şüphesiz Hazreti Peygamber'i çağırıp da bunu sen mi söyledin diye sorma şansı hiç kimsede yoktur. Hatta aynı şeyi Kur'an için de söylemek mümkündür. Ayrıca Hazreti Peygamber'i kendi değer yargılarımıza göre konuşturmaya zorlamak da hiçbirimizin haddi olmamalıdır. Netice olarak Resul-i Ekrem'e aidiyeti sabit olan bir hadisin selim akla ve Kur'an'a aykırı olması hiçbir Müslümanın kabul edebileceği bir keyfiyet değildir. Bununla birlikte hadis-i şerifler özellikle İslam camiasında Müslüman kimliğini oluşturmak konusunda son derece önemli bir kaynak olduğu da inkar edilemez. Çünkü pratik hayatın en detay davranışlarına varıncaya kadar hadislerde bilgi bulabiliyoruz. Hadislerde eve, camiye, okula, lavaboya hangi ayakla girip hangisiyle çıkılacağına, yatağa nasıl yatırılacağına varıncaya kadar her türlü pratik hayatla ilgili her türlü bilgiyi bulmak mümkün. Bunların elbette farz olduğunu söylemiyoruz. Ama Hazreti Peygamber'in hayat tarzı olması münasebetiyle Müslümanlar için özel bir önemi vardır bunların. Bu bilgilerin tümü de Müslüman kimliğini oluşturmaya yaramaktadır. Bir başka açıdan baktığımız zaman özellikle sömürge dönemlerinde İslam dünyasına çöreklenen egemen güçlerin Müslümanları kontrol altında tutabilmek için çok özel bir amaç taşıdıkları hepimizin malumu. Bunun için de bu işin uzmanı olan müsteşrikleri özellikle kullanmışlardır. Onlar da özellikle hadislerin güvenilmez olduğu fikrini yerleştirmek için büyük çaba göstermişlerdir. Onları Peygamberimizin hadisleriyle ilgilenmeye iten ana sebep 18. ve 19. asırda Batı sömürgeciliğinin İslam dünyasında karşılaştığı reel politik şartlardır. Müslümanların kimliğini oluşturan ana faktörün Hazreti Peygamber'in sünneti olduğunu görmüş olmalarıdır. Amaç Müslümanları kontrol altında tutabilmek için onları kendi kimliğinden koparabilmekti. Hadisin İslam dünyasında yabancı kültürlerin baskısına karşı görülen en büyük mukavemet gücü olduğu da önemli bir etkendir. Müslümanların ümmet birliği şuurunu kazanmalarında en önemli faktörlerden biri hadistir. Bunun elbette ki tefrikaya ve ayrışmaya sebep kılınmaması icap eder. Hadise duyulan güvenin yok edilmesi halinde Kur'an'a duyulan güvenin sarsılmayacağının da garantisi yoktur. Bu durumda İslam'dan geriye ne kalır sorusu her Müslümanı yakından ilgilendirir. Gayba ait konularda kişisel beyanların çok da önemli olmadığı, sadece sahibi için önem arz ettiği inkar edilemez. Hiçbir müminin itiraz edemeyeceği ve asla görmezden gelemeyeceği sözler ise hiç şüphesiz öncelikle Cenab-ı Hakk'ın sözleridir. Şimdi bu münasebetle böyle olunca Kur'an'ı sanki sadece hadisleri reddeden bir kaynak olarak görmek yerine biraz da Hazreti Peygamber'in konumunun ne olduğunu görebilmek için Kur'an'a bakmak ihtiyacı vardır.
Buyurun bakalım Kur'an-ı Kerim'e bu manada. Ahzab suresinin 21. ayetinde Cenab-ı Hak her Müslümanın malumu olduğu üzere لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlar için, müminler için Allah'ın Resulü'nde pek güzel bir örnek vardır. Şimdi bu ayet-i kerimede mutlak olarak her alanda en güzeli, en mükemmeli gösteren bir rehber olduğu, Peygamber Efendimiz'in en mükemmeli gösteren bir rehber olduğu Allah tarafından garanti edilen yegane kişidir. Üsve-i hasene, mutlak ifade. Dolayısıyla her alanda en mükemmel örnek, en doğru örnek. Şimdi örnek dediğimiz, mürşit dediğimiz, rehber dediğimiz kişi yanında, civarında, etrafında bulunan insanlara yol gösteren adam demektir. Şayet, buna göre şayet Hazreti Peygamber'den bize bir takım bilgiler sağlıklı olarak gelmedi ise o zaman Peygamberimiz bize nasıl rehberlik yapacaktır? Bize nasıl yol gösterecektir? Ben Peygamberimizin bana örnek olacağı bir davranışını bilirsem ancak onu kendime örnek edinebilirim. Bilemezsem onu örnek edinmem mümkün değil. O zaman sormak gerekir bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de ne arıyor şayet? Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine, hadislerine ihtiyaç yok. Kur'an-ı Kerim her şeye kafi geliyorsa bu ayet-i kerimenin de Kur'an'da bulunmaması icap eder. Cenab-ı Hak hiçbir kelamını fuzuli konuşmamıştır. Bu ayet de Kur'an-ı Kerim'de fuzuli yer işgal etmemektedir. Bunun tabii neticesi, zorunlu neticesi Peygamber Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar gelen bütün insanlar için örnek teşkil edebilecek bir takım bilgiler ulaşacaktır, vardır demektir. Bir başka ayet-i kerime Kalem suresinin 4. ayeti. Burada Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i en üstün ahlaka sahip insan, en yüce ahlaka sahip insan diye zikrediyor. Şimdi ahlakın tanımına baktığımız zaman insanın bütün davranışlarını içine alan bir tabiat diye tanımlandığını görürüz. Doğumundan ölümüne kadar iradi, insiyaki olarak insandan sadır olan bütün davranışları içine alan bir tabiat. Şimdi böyle olduğuna göre bu tabiatın zirvesi de sadece Muhammed Mustafa'da vardır. Bunu da Allah garanti etmektedir. Ve başka hiç kimse için de böyle bir garanti yoktur. Şimdi gene ilk ayetle sormuş olduğum soruları burada da sormam icap eder. Yani eğer Peygamber Aleyhisselam'ın ahlaki yapısı ile ilgili bana bir takım bilgiler gelmediyse bu ayetin ne anlamı vardır Kur'an-ı Kerim'de? Niçin vardır bu ayet? Yani sadece mücerret bir takım cümlelerin varlığından mı ibarettir Kur'an-ı Kerim? Yoksa bize gerçekten bir mesaj veriyor mu? Özellikle Peygamber'i bize örnek gösterdiğine, sonra en üstün ahlakı temsil ettiği kişi olduğunu beyan ettiğine göre bunların bana da gösterilmesi icap eder. Gösterilmiyorsa o zaman bu ayetler problemlidir. Ayetlerin problemli olması ihtimali olmadığına göre Resul-i Ekrem'den de bu konuda hem bize, hem bizden öncekilere, hem bizden sonraki ümmete sağlıklı bir takım bilgiler ulaşmış olmalıdır. Bir başka ayet-i kerime, bunlar özellikle Hazreti Peygamber'in durumunu, konumunu, rol model olma özelliğini ifade eden ayetler diye düşünüyorum. Bir başka ayet-i kerime de Şura suresinin 52-53. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, peygamberine hitap ederek buyuruyor ki وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Hiç şüphe yok ki sen en doğru yola çağırıyorsun insanları.
sırat-ı müstakime çağırıyorsun insanları. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın yoluna çağırıyorsun insanları. Bu da Allah'ın bir garantisidir. Peygamber Aleyhisselam'ın asla insanları yanıltmadığı, hataya düşürmediği, insanları daima en doğru yola götürdüğüne dair Allah'ın bir başka garantisidir bu ayet-i kerimede. Demek ki onun görevi insanları doğru yolu bulmaları için onlara rehberlik yapmaktır. Yüce Allah, onun insanları mutlaka uyul kendisine uyulduğu takdirde en doğru yola götüreceğini de garanti ediyor. Böyle olduğuna göre şimdi. Onun beni doğru yola götürebilmesi için bana mutlaka bazı şeyler söylemesi gerekir. Yoksa yani bir peygamber tarihte yaşamış olduğunu bilmek benim doğru yolu bulmam için yeterli değildir. Onun bana bir şeyler mutlaka göstermesi ve söylemesi icap eder. Eğer bana bir şey söylemediyse doğru yoldan bahsedilmesi de mümkün değildir. Gene bu ayetin niçin Kur'an'da var olduğunu sorgulamak icap eder o zaman. Bu ayeti sorgulamamız mümkün olmadığına göre Peygamber Aleyhisselam'ın insanları doğru yola götürecek, gösterecek bir rehberlik yaptığı, örneklik yaptığı ve bu konuda insanların kafalarına hitap eden, akıllarına hitap eden örnekler, sözler söylediği de kabul edilmesi icap eder. Hazreti Peygamber'in genel konumu itibariyle bunları söyledikten sonra yine Kur'an-ı Kerim'e bakmak suretiyle bizzat Peygamber Aleyhisselam'a itaatın ve ittibaının, uymanın yani tabi olmanın zorunlu olduğunu ifade eden ayetlerden birkaç örnek zikredeyim. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak Peygamber'e mutlaka itaati ve ittibaı emrediyor. Bunlardan biri Âl-i İmrân suresinde 31. ayet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu ayette bizzat gene peygamberine hitap ederek buyuruyor. Kul insanlara de ki in kuntum tuhibbunallah. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni. Bana tabi olun. Bana uyun. Ki yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin ve yağfir lekum zunubekum ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi Cenab-ı Hak Allah'ı seviyor sayılmak için peygambere tabi olmak gerektiğini bizzat kendisi emrediyor burada. Peygambere tabi olmak gerektiğini. Tabi olmak ne demektir? Birinin verdiği talimatlara uymaktır. Veya önümde birini görüyorum, onun yaptığı gibi ben de aynı şeyi yapıyorum. Ona tabi olarak aynı şeyleri yapıyorum. Eğer ondan bana sağlıklı bir şeyler gelmediyse aynı soruyu soracağım. Ben ona nasıl tabi olacağım? Nasıl uyacağım ona? O zaman gene bu ayet niye vardır Kur'an-ı Kerim'de diye sormam icap eder. Sonra bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak peygambere tabi olmanın karşılığında da bize iki şey vaat ediyor. Bunlardan biri yuhbibkumullah. Allah sizi sevecek. Peygambere tabi olursanız sizi sevecek. Biri bu. İkincisi ve yağfir lekum zunubekum ve sizin günahlarınızı bağışlayacak. Bu iki bahtiyarlıktan herhalde hiç kimse mahrum olmak istemez. Bunlardan mahrum olmamak için de peygambere tabi olma zorunluluğu vardır. Bir başka ayet-i kerime bu tabi olmakla ilgili bir itaatle ilgili bir başka ayet-i kerime Nisa suresinin 80. ayetidir. Bu ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki en yuti'ir rasul fakad ata'allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Peygambere itaat eden ancak Allah'a itaat etmiş sayılır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu ayetine göre
Peygamber'e itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Çünkü Peygamber aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın buyruklarından başka bir şeyi bize tavsiye ve telkin etmemiştir. Peygamber'e itaat etmekle Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat etmiş olacağız. Çünkü ona itaati emreden de Allah'tır. İtaat ne demektir? Verilen emirlere uymak demektir. Biri sana bir takım şeyler söylüyor, sen de ona uyuyorsun, yerine getiriyorsun. Bu, verdiği emre itaat etmiş olmak anlamına gelir. Peki böyleyse, Hazreti Peygamber'den bize sağlam bir emir gelmediyse, kendisine nasıl itaat edeceğiz onu? Nasıl itaat edeceğiz onu? Müslüman, bu ayet-i kerimenin Kur'an-ı Kerim'de neden yer aldığını da sorgulamak icap etmez mi? Bu şuna değildir ayetlerin hiçbiri. Peygamber aleyhisselama bu görevin verilmiş olması Cenab-ı Hak tarafından, o da boşuna değildir. Hatta ayet-i kerimenin sonunda bir de tehdit ifadesi yer almaktadır. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak ayetin sonunda, وَمَنْ تَوَلَّا Kim yüz çevirirse, فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يزًا Kim peygambere itaatten yüz çevirir ise, biz seni insanlara muhafız olarak göndermedik. Bu bir tehdit ifadesidir. Yani yüz çevirirlerse de mahsuru yok anlamına gelmez. Yüz çevirecek olurlarsa Cenab-ı Hak onlara mutlaka bunun hesabını soracaktır anlamına gelir. Aynı şeyi ifade eden ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de bir hayli çoktur. Bunlardan bir tanesi de Tegabun suresinin 12. ayetidir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede وَاَطِعُوا اللّٰهَا وَاَطِعُوا الرَّسُولُ Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin buyurmaktadır. Ayetin devamında فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz فَاِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Peygamberimizin üzerine düşen, elçimizin üzerine düşen sadece açık bir tebliğden ibarettir. Yani size söylemektir onun üzerine düşen. Onun dışında ona düşen bir sorumluluk yoktur. Gerisi sizi ilgilendirir. İlginç bir husus olarak dikkatinizi çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaati ve Allah'a imanı emreden ayetlerin hemen tamamında peygambere itaati, peygambere imanı da görürüz. Hep yan yana. Etiyullah ve etiyur Rasul gibi. Cenab-ı Hak nerede kendisine imandan bahsetmişse peygambere imanı da koymuş yanına. Nerede kendisine itaatten bahsetmişse peygambere itaati de yanına koymuş. Nur suresinin 51-52. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Müminler Allah'a ve Resulüne aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde onlar sadece şunu söylerler. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik derler. Müminler ancak bunlardır. Böyle söyleyenler ancak mümindir. Ve ulaike humul muflihun. Kurtuluşa da onlar ereceklerdir. Ve men yuti'illahe ve resulehu. Aynı gene ikisi de birlikte zikrediliyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve yakhşallaha ve yettakhim ve Allah'tan korkar, ona saygı, ondan sakınır ise فَاُولَٰكَ هُمُ الْفَائِزُونَ İşte bedbahtlıktan kurtulacak olanlar da onlardır. Burada da gene kurtuluşa ermek için, bedbahtlıktan kurtulan kişilerden olmak için, müminlerden sayılmak için peygambere itaat şartı yer almaktadır. Bu şartı koyan Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse ona itaat edebilmem için, onun da beni bedbahtlıktan kurtarabilmesi için
bana bir takım şeyleri söylemesi icap eder. Bu bana kadar gelmiş olmalı, hatta kıyamete kadar yaşayan her insana, her mümine de ulaşmış olmalı. Nur suresinin 54. ayetinde Cenab-ı Hak yine peygamberine hitaben buyuruyor ki kul, insanlara söyle ki eti'ullaha ve eti'ur rasul, Allah'a itaat etsinler, Resul'e de itaat etsinler. Hep yan yana görüyorsunuz. İmanda da yan yana, Allah ile peygamberi itaatte de yan yana. Fe'in tevellev, eğer onlar yüz çevirirlerse فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ Onların sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz sizedir. وَاِنْ تُطِيعُوهُ Eğer siz peygambere itaat ederseniz تَهْتَدُوا Doğru yolu bulursunuz. Bu yine Allah'ın bir garantisi. Doğru yolu bulursunuz. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Peygamberin görevi de sadece açık açık duyurmaktan ibarettir. Şimdi bu ayette de Cenab-ı Hak doğru yolu bulabilmek için peygambere itaatin zorunlu olduğunu haber veriyor. Ona itaat edebilmem için de ve dolayısıyla da tabii benim doğru yolu bulabilmem için de onun bana bir takım talimatları olmalı. Olmadan ona itaat edebilmem ve doğru yolu bulabilmem mümkün değil bu ayete göre. Haşr suresinin 7. ayeti farklı bir olaya temas ediyor burada. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peygamber size neyi vermişse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Size neyi yasakladıysa ondan sakının. Şimdi bu ayette Hazreti Peygamber'in emir ve yasaklarına mutlak olarak uymayı emreden bir ayettir. Bu ayet-i kerimenin bir ganimet taksimi münasebetiyle nazil olduğu rivayet edilir. Ganimet taksimi sırasında kendisine verilen miktarı beğenmeyen münafık tabiatlı birinin Hazreti Peygamber hakkında işte bu adil değildir şeklinde ileri geri konuşması üzerine nazil olmuştur. Ganimet taksimi meselesi ahval-i adiyeden din iman meselesi din ve iman ile çok hayati derecede ilgisi olan bir mesele değildir. Buna rağmen orada yapılan taksimi bile kabul etmemeyi, uygun görmemeyi Cenab-ı Hak böyle işte müdahale ediyor. Doğru bulmuyor. Peygamber size ne verdiyse onu alacaksın. Sorgulama hakkın yok anlamında söylüyor bunu. Üstelik ayetin devamında buyuruyor ki وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan da korkun. اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Yani bunun aksini yapmanın, Peygamber Aleyhisselam'ın verdiğini almayıp işte men ettiğinden sakınmamanın şiddetli bir azabı gerektiğini ifade ediyor ayetin devamı. Nisa suresi 59. ayeti de benzeri bir manayı ifade ediyor. يَا اَيُّوَ الَّذِينَ اَامَنُوا اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولُ Allah'a ve peygambere itaat edin gene. İtaat kavramında da gene Allah ve peygambere yan yana zikrediliyor. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer herhangi bir şeyde şüpheye düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Burada Allah'a arz edin derken Kur'an'a arz edin manası çıkar tabiatıyla. Peki peygambere arz edin deyince nedir? Ne anlayacağız ondan? Eğer peygamber hayatta olsaydı kendisine bunu götürüp arz etmek mümkün idi. Ama öldükten sonra ona bunu nasıl arz edeceğim ben? Mutlaka onun sünnetine, onun hadislerine bakarak arz etmem mümkün ancak. Demek ki ondan bana bir takım ulaşması gereken bir takım sağlıklı bilgiler var. Peygambere iman etmek burada Allah'a ve ahiret gününe imanın göstergesi olarak kabul ediliyor. Ondan sonra da
işte peygambere arz edin, özellikle tartıştığınız meseleleri dendiğine göre demek ki tartışılacak meselelerde ölçü olarak peygamberin alınması icap eder. Aksi halde bu ayetin de bir anlamı yoktur. Eğer Peygamber Aleyhisselam'dan ümmete sağlam bir takım bilgiler gelmediyse bu ayeti de izah etmek mümkün değildir. Niçin Kur'an'da vardır diye sorgulamak icap eder. Bu konuyla ilgili son bir hadis daha arz ederek bağlayacağım sözlerimi, bugünlük birinci dersi bağlayacağım. Nisa suresinin 64. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعُ. Biz her peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Her peygamberi bunun için gönderdik. Demek ki her peygamberin gönderiliş amacı kendisine itaat edilmesidir. Gene aynı soruyu soracağım. Yani ondan, peygamberden bana bir şey gelmediyse nesine itaat edeceğim onu? Nasıl itaat edeceğim? Hazreti Peygamber'in Allah'ın sadece kulu ve elçisi olduğuna her Müslüman tereddütsüz inanır. Bundan farklı bir inanış zaten insanı İslam dairesinin dışına çıkarır. Yani peygamberi uluhiyet derecesine yükseltmek gibi bir mana çıkarılmamalı benim bu söylediklerimden. Kur'an-ı Kerim'de demin de söyledim, iman ve itaatin emredildiği hemen her ayette Allah ve Resul birlikte zikredilmiştir. Bunun tamamen tesadüfi, tamamen anlamsız olduğunu söylemek herhalde mümkün değildir. Buradan Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i kendisine ortak ettiği şeklinde bir anlam çıkarmak cidden haksızlıktır. Aksine Resulünün sözlerinin kendi muradının dışında olmadığını ifade için bunları söylemektedir diye anlamak gerekir. Şayet bunun aksi olsaydı Allah kendi muradını yansıtmayan birini nasıl kendisine elçi seçerdi diye sormak icap eder. Peygamber Aleyhisselam eğer Allah'ın muradına uygun olmayan bir takım şeyler söylemiş olsaydı Allah böyle birini kendisine elçi seçmesi de mümkün değildi. Bu ilk dersi itibariyle burada noktayı koyuyorum. İnşallah bir başka derste buluşmak üzere diyorum.